Bu videomuzda sizlerle İlbay Çin'in bronz kolye aparatlarına cevşen kolye tasarımı yapacağız. Ben daha önce sizler için böyle birkaç model hazırladım. Bu şekilde çalışmalar yaptım. Biz bugün bu aparatımıza cevşen doğalı kolye tasarımımızı yapacağız. İsterseniz çalışmaya başlayalım. Uzunca bir misina keselim. 6 tane kum boncuk takalım. Ve bu şekilde bağlayalım. Daha sonrasında bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum, bir kristal alalım. Misinamız ortada kalacak şekilde iki kum boncuktan geçelim. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum alıyoruz. Kristalden ve iki kum boncuktan geçiyoruz. İkinci yaptığımız işlemi bu noktaya gelene kadar tekrar edelim. Son kısmı sizlerle beraber yapalım. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum alıyoruz. Kristalden, kumlardan ve kristalden çıkıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi şurada bir açıklık var. Bu kısmı kapatalım. Bir kum, bir kristal, bir kum alıyoruz. Bu kısımdan aşağı inelim. Alttaki kum boncuktan, kristalden ve üstteki kum boncuktan çıkalım. Evet, elimize dolaşmaması adına bağladığımız misinayı yakalım. Bu aşamada buradaki gördüğünüz iki kum boncukların hepsini altıya tamamlayacağız. Bunun için ise 4 kum boncuk alacağız. Bu şekilde oluşan çiçeğimizin etrafını dolanacağız. Kumlarımızın içinden boş geçeceğiz. Dört kum boncuk alacağız. Tekrar bu şekilde boncuklarımızdan dönerek geçeceğiz. Evet, aynı işlemi şu noktaya gelene kadar devam ettirelim. Bölümümüzün de son kısmını birlikte yapalım. Bakın misinamız burada. 4 kum boncuğumuzu alalım. Burada tekrardan karşı tarafındaki kum boncuktan geçerek dönelim kristalden. Bakın yandaki bu boncuktan
Çıkalım ki bir üst aşamaya geçebilirim. Bir kristal, bir kum, bir kristal alalım. Bu şekilde kum boncuktan, kristalden ve kumlardan geçelim. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum alalım yine. Kristalden, kum boncuklardan geçelim. Yine aynı şekilde kristal kum, kristal kum alıyoruz. Kristalden, kumlardan, kristalden ve şuradaki bir kum boncuktan yukarı çıkalım. Bu kısmı kapatmamız gerekiyor. Bunun için bir kristal, bir kum alalım. Bu şekilde aşağı doğru inelim. Yandaki kumdan, kristalden ve üstteki, bakın, iki kum boncuktan yukarı çıkalım. Ve tekrar çiçeğimizi yapmaya devam edelim. Yine bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum alıyoruz. Kristalden ve iki kum boncuktan geçtik. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum aldık. Kristalden, iki kum boncuktan, kristalden ve yandaki kum boncuktan çıkalım. Üstü kapatalım tekrar. Bir kristal, bir kum ile. Kristalden aşağı iniyoruz. Ve tekrar kum boncuktan, kristalden ve iki kumdan yukarı çıkıyoruz. Evet, aynı işlemi bu noktaya gelene kadar tekrar edelim. Bu çiçeğimizin son kısmımızın kapanma kısmını birlikte yapalım. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum alalım. Kristalden, kumlardan ve kristalden çıkalım. Şurada gördüğünüz açıklığımızı kapatalım. Bir kum, bir kristal, bir kum alalım. Kristalden aşağı inelim. Kum boncuktan, kristalden ve şu gördüğünüz yukarıdaki kum boncuklardan yukarı çıkalım. Evet, burada gördüğünüz şekli verebilmemiz için şu kısma bir çiçek daha oluşturacağız sizlerle. Bunun için 3 kum boncuk alalım.
Bu şekilde kum boncuklarımızdan geçelim. Üstteki kum boncuğumuzdan yukarı çıkalım. Bir kristal, bir kum, bir kristal, bir kum alalım. Kristalden ve kumlardan çıkalım. Yine aynı şekilde kristal, kum, kristal, kum aldık. Kristalden, kumlardan ve kristalden çıktık. Çiçeğimizi kapatalım. Kum, kristal, kum aldık. Bu kısımdan aşağı inelim. Şekilde yukarı çıkalım. Kum boncuklardan çıkıyoruz. Evet, görmüş olduğunuz gibi damla şeklimiz oluştu. Aşamamızda büzme işlemimize başlayacağız. Bunun için iki kum boncuk alıyoruz. Şekilde 3 kum boncuk olan yerden çıkıyoruz. Böyle bir görüntü oluşacak. Boncukların içinden çıkalım. Tekrar 2 kum boncuk alalım. Kum boncuklardan, kristalden çıkalım. Gördüğünüz gibi 3 kum boncuk olan yerlerin üstünü bu şekilde 2 kum boncukla dolduracağız. 2 kum boncuk olan yerleri bu şekilde es geçeceğiz. Onların üstüne kum boncuk doldurmayacağız. Evet, bu işlemi aynı şekilde devam ettirelim. Evet. Bakın burada aralarda 3 kum boncuk olan yerler var. Bu 3 kum boncuk olan yerleri bu kısımda yaptığımız gibi 2 kum boncukla tamamlayalım. 2 kum boncuk olan yerleri geçelim. Oralara boncuk koymayacağız. Bu kısma kadar gelelim aynı işlemi yaparak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi 3 kum boncuk olan yerleri 2 kum boncukla tamamladık. 2 kum boncuk olan yerleri boş geçtik. Farkındaysanız hafif büzülme işlemi oldu bile. Artık kum boncuklarımızın içinden geçerek aparatımızın şeklini oluşturmaya başlayabiliriz. Misinamız bu kısımda kristalden geçmeden sadece kum boncuklardan geçerek büzme işlemini başlatıyoruz.
Şeklimizin, modelimizin etrafındaki bulunan tüm kum boncuklardan geçiyoruz. Bu şekilde bakın büzülmeye başlıyor. Bu noktaya kadar tüm kumlardan geçelim. Evet, misinamız burada. Tüm kum boncuklardan geçtik. Bakın, büzüldü, şeklimiz oluştu. Şöyle içine koyduğumuzda bakın ne taşma oluyor, ne kenarlarında bir fazlalık, hani ne küçülme var şeklimizde. İçine cevşen doğamızı koyduk. Bombeli bir şekil oluşturduk folyomuzdan. Ve bu şekilde içine yerleştirelim. Burada görmüş olduğunuz kum boncuklardan geçerek doğamızın olduğu folyomuzu boncuklarımıza sabitleyelim. Çok fazla çekerek büzmeyelim ki aparatımızın içinde çirkin durmasın. Buradaki tüm kum boncuklardan geçmeye çalışalım. Evet, bakalım. Gördüğünüz gibi içine oturuyor. Tekrardan kontrol edelim. Geçmediğimiz kum boncuklarımız var mı? Evet, hepsinden geçtik. Artık misinamızı düğümleyerek yapıştırma işlemine geçebiliriz. Evet, artık yapıştırma işlemimize geçebiliriz. Aparatımızın içine bolca sıvı silikon sıkalım. Gördüğünüz gibi her yerine yaymaya çalışıyorum. Biraz da yapıştıracağımız kısma sıkalım ki sağlam olsun. Evet.
Şu şekilde içine yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi tamamen içine oturdu. Üstü bastıralım. Evet. Kuruması için ve yerinden oynamaması için sağlam kuruması adına birkaç tane lastik toka takıyoruz. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bronz aparatlı cevşen doğallı kolyemiz hazır. Bir gün kuruması için bekleyeceğiz. Daha sonrasında rahatlıkla kullanıma başlayabilirsiniz kolyenizi. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere.